Etek kemeri hazırlayacağız. Şimdi şöyle, eğer dar bir kemer istiyorsak 8 santim eni olacak. Boyu da eteğin belini ölçüyoruz. Ondan 10 santim uzunluk vermemiz yeterli fazladan. Eğer daha geniş kemer istiyorsak 10 santime kadar çıkartabiliriz. Çok da fazla uzun geniş eğer istersek yan dikişlerinde kemerin dikiş olmasında fayda var. Onu kalıpla keseceğiz. Ama eğer düz bir kemerse 8 santim dikiş payı içinde yeterli. Sonra 3 santim genişliğinde, eninde telamızı yapıştırıyoruz. Telanın amacı da eteğin kemerine bir sertlik vererek, kalınlık vererek eteğin kemerinin formda kalmasını sağlıyor. Bir tarafı bu şekilde şekerli, bir tarafı düzgün, bu şekilde pütürsüz. Şekerli olan kısmı kumaşa şu şekilde tutuyorum ve sonra ütüyle yapıştırıyorum. Ütünün altına şeker yapışacağı için, yani ütü beziniz olursa çok daha iyi olacak. Ben hemen şu şekilde ütülüyorum. Şimdi tela yapıştırırken de çok fazla buhar vermek doğru değil. Çünkü eğer su akıtırsa ütünüz, şeker erir ve kumaşa yapışmasını engeller. Telamın yapıştığından emin oluyorum kumaşıma. Sonra 1 santim bu şekilde böyle katlıyorum. Artık buhar verebilirim bu aşamadan. 1 santim burayı da aynı şekilde katlıyorum. Sonra bu şekilde birleştiriyorum. Şöyle katlayayım. Kemerimi takılır duruma bu şekilde böyle getiriyorum. Buradaki ütü çizgilerinden dikeceğim ve kemer çalışmamı tamamlamış olacağım.